Herkese selamlar arkadaşlar. Oyuncuyuz biz ekibinin Setra 517 modeliyle karşınızdayım bugün. Setra 517 1.46'ya fixlendi arkadaşlar ve 1.46'da artık oynayabilirsiniz Setra ile bu otobüste birlikte. Neredeyiz arkadaşlar? Yine Efsane Yollar serimizde devam ediyoruz. Şu an Romanya'dayız. Romanya'da Craiova, böyle mi söyleniyor bilemiyorum tabi ama oradaki bölgeden Romanya'da buradaki bölgeye gideceğim. Burada bir benzin istasyonu var. Benzin istasyonuna kadar geleceğim. Bu bölgeyi zaten yani yukarıdan aşağı daha önce oynamışız. Video çektim mi çekmedim mi bilmiyorum o bölgeden geçerken ama muhtemelen paylaşmışımdır. Buradaki bölgeden çıkacağız arkadaşlar. Buraya geçeceğiz ve burada gördüğünüz gibi efsane böyle virajlı yollarımız var. Yine virajlı yollardan ilerliyor olacağız arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim içeriye. Koltuğumuza kurulalım. Koltuk biraz rahatsız. O yüzden şey yapamıyorum. Nasıl söyleyeyim? Şu klavyemi şöyle biraz çekeyim. Şimdi bu arada şu navigasyonumuzu bir yakınlaştıralım. Biz sağdan gideceğiz. Bu otobüste daha önce hiç oynamamıştım arkadaşlar. Bu otobüste ilk defa oynuyorum. Daha önce hiç kullanmadım bu otobüsü. Evet. Bu otobüste daha önce hiç oynamadım. Setra'nın diğer modelleri, bir modeli daha var işte. 516 modeli. Onunla oynadık. Hem de 3-4 kere oynadık. Videoda paylaştık onunla. Ama bu modeliyle hiç oynamamıştım. Hazır 1.46'ya fixlenmişken bununla da bir oynayayım, video paylaşayım istedim. Bu arada bizim saatimiz kaç ya? Şu saati ben bir şey yapmak istiyorum. Evet, akşam oluyor. Saati bir güncelleyeceğim abi. Nerede? Saat 10'a çekelim. Evet, 10. 10 iyidir. Hava biraz bulutlu ama saat 10'da gidelim abi. Bir de koltuğumuz çok mu yukarıda, çok mu aşağıda veya direksiyonumuz mu çok yukarıda? Yo, iyi bence ya. Sıkıntı yok. Otobüs modunun arkadaşlar indirme linkini video açıklamasında bırakacağım. Doğrudan oyuncuyuz bizim sitesinden, kendi orijinal sitesinden indirim gerçekleştirebileceksiniz. Biliyorsunuz ben öyle link kısaltma vesaire kullanmıyorum pek fazla. Takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Doğrudan oyuncuyuz bizim sitesinin linkini vereceğim. Oo, bayağı keskinmiş bu viraj. Yalnız rotardan sesi de güzel. Fena değil. Otobüs güzelmiş ya. Ben bu otobüsü daha önce niye kullanmamışım hiç acaba? Otobüs gerçekten güzelmiş yani. Fizikleri vesaire falan da iyi. Camımızı da açtık. Dışarıdan ses biraz daha böyle güzel gelsin diye. Motor sesine baksanıza. Çok güzel geliyor motor sesi. Böyle inceden geliyor arkadan öne doğru. Gayet başarılı. Ellerine kollarına sağlık arkadaşlarım. Yani 1.46'ya fixlenirken herhangi bir güncelleme yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Çünkü daha önce oynamadığım bir mod arkadaşlar. Yani ama şey, slot seçenekleri mevcut, iki tane şanzıman seçeneği mevcut. Onun dışında yine otobüs kaplamaları vesaire mevcut. Nereden geldi o ses ya, fabrika sesi. Yine otobüs kaplamaları mevcut, belli işte otobüs firmalarının kaplamaları mevcut. Onları da kullanabilirsiniz. Evet, biz virajlı yolumuza girdik şimdi. Setra'nın bu modeliyle sanırım bir sene kadar falan çalıştım arkadaşlar, ben mavinlik yaptım. Gayet geniş, güzel bir araçtı. Ben Mercedes'ciyim aslında. Mercedes seviyorum ben ama yani Setra'da şey değildi. Fena bir araç değildi yani. Güzel bir araçtı. Otobüstü. Ama bilmiyorum. Nedense Mercedes'e karşı daha başka bir şeyim var.
sempatim var, öyle söyleyeyim. Hazır buralar böyle bol virajlı değilken biraz basayım ya. Gerçi bassam da ne kadar basacağım ki? 80 ile gidiyoruz şu anda. 7. vitesi attı. 8 ileri şanzıman var arkadaşlar. 2 tane şanzıman seçeneği var. Zaten ikisi de 8 ileri. Aha, Discord'umdan bildirim geldi. Ekrana da düştü mü bilmiyorum ama. Discord'umdaki bildirimlerin oyun esnasında gelmemesi gerekiyor aslında. Niye geldi ki o? Normal şartlarda ekranda görünmüyordu oyun esnasında. Tam oyuncuyuz bizim moduyla oynarken Hakan Terzi bir paylaşımda bulundu. Onun bildirimi geldi. Şansa bak. Farkında mısınız ya? Her böyle efsane yollar için bir video paylaşmaya çalıştığımda şey oluyor. O tren hassasiyetim çok şeymiş ya benim. İyiymiş. Basınca direkt yapıştırıyor otobüsü. Ne diyor? Yeni seyir noktası keşfetmişiz. Fabrika. Burada bayağı fabrikalar varmış ya. Burada da bir seyir noktası var. Bu şey mi yapıyor? Buradaki seyir noktaları fabrikaları mı bize gösteriyor? Sol tarafta, sağ tarafta park alanı varmış. Tren yolu vardı sağımızda. Tren sesi de geliyor. Ama trenin kendisi yok. Oh, ne güzel döndük be. Geniş geniş. Karşıdan bir araba geliyor olsa. Buraya giremiyoruz mu? Giremiyoruz. Abi niye giremiyoruz şöyle çakıl toprak yollara ya? Yine bir gölün üzerinden geçiyoruz. Biraz önceki göl sanırım bu zaten. Nehir. Göl değil de. Nehir diyelim. Doğru söylüyorum. Biraz önceki nehir sanırım. Biraz önce de geçmiştik üzerinden. Buradan o sağ tarafa girebiliyoruz muhtemelen. Giriyoruz. Oradan ilerliyoruz. Tabii geçebilir miyiz bilmiyorum. Gelip buradan çıkabiliyor muyuz? Geri çıkamıyoruz. Yok. Şuradan bir çıkış varmış. Çıkabiliriz herhalde. Sayın SCS, şu toprak yolları vesaire falan şöyle biraz açın ya. Bir keyfini çıkartalım, böyle bir dağ tepe toprak yollardan bir gidelim, tırımızı alalım, arkamıza yükümüzü koyalım. Yani sadece modlara muhtaç bırakmayın bizi o noktada ya. Değil mi arkadaşlar, haksız mıyım yani? Sadece modlara muhtaç kalmamak gerekiyor o noktada bence. SCS kendi içerisinde de bu tarz şeyleri yapmasında fayda var. Burası park alanı. Park alanı gibi bir yerde daha doğrusu. Köprüden daha geçeceğiz. Bu arada otobüsü göstermedim ama otobüs cam tavan arkadaşlar. Ha, köprüden geçmiyormuşuz ya. Geçiyormuşuz da daha doğrusu ben şundan geçeceğiz sanmıştım. Oradan geçmiyormuşuz. Oo, manzara çok iyi yalnız. Burası ne ya abi? Ha, o köprüyü kapatmışlar.
dışarıdan gideyim biraz. Hatta şu taraftan şöyle gideyim de. Dışarıdan sürmesi çok zor ya. Ben içeri gireyim abi. Dışarıdan sürmesi çok zor. Dışarıdan süremiyorum yani. Bir garip geliyor bana dışarıdan sürmek. Yalnız otobüs vites atmıyor ya. Yani vites atmıyor derken şöyle vites atmıyor. Yüksek devirde vites değiştiriyor. Bakın şimdi basıyorum. 5'teyiz. Heh. 6'ya yeni attı. 15.000 devirde falan 6'ya geçiyor. Ya yani işte vites yükseltiyor. Evet. Güzel böyle sev virajların olduğu yola geldik şu anda sanırım. Yavaş git. Abbe hayran. Çok hızlı geçti ya. Biz acaba ona göre mi? Biz de onun gibi mi geçiyoruz acaba? Yani bana onu biraz önceki otobüsün geçişi çok hızlı geldi. Niyeyse. Ben şimdi bu virajda gaza basamıyorum mesela. Basmak istemiyorum. Basınca şey oluyor çünkü. Yoldan çıkıyorsun yani. Arkamızda bir kuyruk var sanırım. Araç kuyruğu yaptık herhalde. Abi yalnız buralar çok güzel ya. Orada bir köprü var. Köprüden de arabalar geçiyor mu yoksa sadece köprü mü? Ha, o tren yoluymuş herhalde. Evet evet, tren yolu. Yalnız buralar efsaneymiş gerçekten. Bayağı bir tırmandık. Çok hissettirmedi, böyle ince ince tırmandırıyor ama bayağı bir tırmandık yani, yükseldik bayağı. Bak bu otobüs yavaş geçiyor. Biraz önceki çok hızlı geçmişti. Evet, başladık inmeye. Bilerek yavaş gidiyorum ki etrafı böyle keserek gidelim. Burası ne abi? Sur falan var burada. Allah çarpacak. Kayalıkların arasında surlar falan. Şu aşağıdan nehir akıyor herhalde hala. Evet. Nehir akıyor aşağıda hala. Sağ taraf bir yere çıkmıyor sanırım. Evet, kapalı orası. Bizlerden sola döneceğiz. Tabelayı sıyırıp geçeceğiz dedim, tabelayı ezdik. Dokundurduk tabelayı. Yani tabelayı vurmadan silme geçeriz diye düşündüm ama olmadı. Dokundurduk yani. Hatta üstünden geçtik muhtemelen. Böyle haritada, orijinal haritada bu tarz böyle kasabalar, küçük şehirler, yol ortalarında, yol aralarında küçük şehirler, kasabalar çok var ya. Bayağı var yani.
Haritadan baktığınız zaman mesela burada bir şehir adı yazmıyor zaten. Burası muhtemelen bir hani yol güzergahı üzerinde şirketler konmuş sol tarafta, sağ tarafta işte şehir gibi duruyor. Binalar falan da var ama şey yani ne bileyim böyle bir ilçe diyeyim yani anlayacağımız dilde. Böyle ilçeler var yani çok. Köyler var. Aha biz burada bitirecektik zaten. Evet gelmişiz. Mesela haritada burada bir yerleşim yeri görünmüyordu hiç. Sadece benzin istasyonu görünüyor. Şöyle şurada duralım ya. Çekel frenini. Stop et babacım. Dayı üzerime geliyorum. Vuracak mı bana? Ne yapacaksın? Dörtlülerimizi yakalım da bari şey yapmasınlar bizi. Evet arkadaşlar şöyle otobüsün etrafında da bir dolaşacak olursak bana mı çalıyoruz? Bana çalıyorlar evet. Ya şurada yol var. Geçemiyor musunuz abi? Ya biraz geri alayım da bari geçsinler. Abiler. Hala mı geçemiyorsunuz? Abi şöyle yapacağım. Geçin gidin. Geçin gidin. Sizle mi uğraşacağım ya? Dur abi. Arkadaşlar şöyle bir etrafında dolaşalım. Dediğim gibi bayağı bir şey var böyle eklentisi var arkadaşlar. Gayet de güzel görünüyor şu anda. Ben kaplama kullanmadım ama kaplamalar vesaire falan da kullanılabiliyor. İçerisine yolcu koyabiliyoruz. Kullanmak isteyen arkadaşlar video açıklamasından indirme linkini bulabilecekler. İndirme linkine doğrudan gidip Oyuncuyuz bizim sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.